Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Sizlere bugün SCP-8266 Wi-Fi modülünün tanıtımını yapacağım. Yapmış olduğum devre uzaktan herhangi bir aygıta internet üzerinden bağlanabilmekteyiz. Bu PLC'de olabilir, herhangi bir cihazda olabilir. Bunun için bir tane SCP-8266-01 modülü şu şekilde, bir tane de TTL'den 232 çevirici, bir adet de 3.3H düşürücü adaptör lazım. SCP-8266'nın uçları bu şekildedir. Şu boş olanlar çıkış uçları, bunları kullanmadığım için yazmadım. Komport uçları da bu şekildedir. Komport 3.3 volt ve 5 voltta çalışmakta. SCP-8266-01 de 3.3 voltta çalışmakta. Ara bağlantıları bu şekildedir. Bu ayarları yapmadan önce küçük bir güncelleme yapıyorsunuz. Wi-Fi modülünüzü internet sitesinden güncelleme dosyasını indiriyorsunuz ve bunu yükleyebilmek için de bir tane de Flash Manager Master programı var. Bu 32 bit ve 64 bit olarak iki tane program var. Benim bilgisayar 64 bit ise 64 bit, 32 bit ise 32 bit çalıştırıyorsunuz. Bunu SCP sesini açtıktan sonra bu arayüzü çalışıyor. Bunun arayüzünü açtıktan sonra konfigürasyon bölümünden güncelleme dosyalarını buradan tanıtıyorsunuz. İlk önce bolt olanı, ikinci olarak user 1'i, üçüncü olarak da blank'i tanıtıyorsunuz. Tanıttıktan sonra şu ayarları gerçekleştiriyorsunuz. 00.1003.fe'yi tanıtıyorsunuz. Tanıttıktan sonra şuradaki kutucukları işaretliyorsunuz. İşaretledikten sonra Wi-Fi hangi komporta bağlıysa onu tanıtıp flash diyorsunuz. Bunun içinde küçük bir şöyle cihaz vardır. İster bununla da yükleyebilirsiniz. Bu SCP-8266-01'in bağlantı aparatıdır. Kabloyla, uçlarını kabloyla yapabilirsiniz. Bu ucuz ve basit olduğu için ben bunu tercih ettim. Direkt bununla da yükleyebilirsiniz. Bunu yükledikten sonra işleminiz bitiyor. İşlem bittikten sonra şurada açtığınızda SCP'yi göreceksiniz ve ona bağlanacaksınız. Bağlandıktan sonra arkadaşlar internet sayfasını açıp buraya 192.168.4.1'i enterlayıp şu şekilde bir arayüz gelecek. Bendeki static IP verdiğim için bu şekilde. Bu sıra geldikten sonra şuradan SCP-01'i seçerek Canal diyorsunuz. Wi-Fi stasyonu seçtikten sonra buradan da static IP veriyorsunuz. Ev ya da iş yerinin modemine hangisi adresleri ise o şekilde static IP veriyorsunuz. Static IP verdikten sonra şurada internet modeminizin hangisi ise onu tıklayıp direkt pasaportunu girip connect deyip işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra bağlanacağınız aygıtın komport ayarlarını da buradan yapıyorsunuz. Bu işlemi yaptıktan sonra internet sitesinden şöyle bir dosya indiriyorsunuz. Tipo VSP Manager. Bu komportu IP adresine ya da IP adresini komporta çeviren bir arayüzü. Bunu indirdikten sonra burada ADD seçeneğe başlayıp buradan komport ayarını yapıyorsunuz. Hangi komportu kullanmak istiyorsanız o komportu veriyorsunuz. Bunu devre dışı bırakıyorsunuz. Disable ediyorsunuz.
ve şuraya da verdiğiniz statik IP'sini yazıyorsunuz ve buraya da SP8266'nın portunu belirliyorsunuz. Bunun portu iki tane, biri 23, biri 2323. 2323 yani. Bunu yaptıktan sonra şurada default serial setting'e tıklıyorsunuz. Burada da cihazının hangi COM port ayarıysa bunu da ayarlıyorsunuz. Ayarladıktan sonra işte şu şekilde benim ayarladıklarım. Bunu ayarladıktan sonra arkadaşlar çıkıyorsunuz bu ve bilgisayarın arka tarafında çalışıyor. Bunu ayarladıktan sonra bir de ayara gerek yok. Sürekli bu arkada bu COM portu bu SP8266 bağlandığı sürece onu devreye sokacaktır. Benim PLC'minin bağlanmadığını kontrol etmek için böyle bir program var. Bunu çalıştırıyoruz. Buradan COM portu seçiyoruz. Buradan da auto detect yapıyoruz. Yani doğru mu? Ver, doğru, hemen bağlandı. Bunun tamam dedikten sonra, okey dedikten sonra kapatıyoruz. Ondan sonra ben PLC'yi bağladım. Delta PLC var. Programını çalıştırıyoruz. Çalıştırdıktan sonra direkt indirme işlemini gerçekleştiriyoruz. İndirme işlemi gerçekleştirdi. Yani sıkıntısız çalışmakta ve sürekli cihazla direkt bağlantı halindeyiz şu anda. Gördüğünüz üzere. Bu şekilde olmakta ayarı ve hiçbir bağlantı olmadan bilgisayara uzaktan bağlanabilmekteyiz. Bunu isterseniz dünyanın bir ucundan modemin portunu açarak 8266'nın portunu ev ya da iş yerindeki bir modemin portunu açarak direkt uzaktan bağlanıp istediğiniz işlemi yapabilmektesiniz. Ucuz piyasalarda, çok ucuz. Yani şu ikisinin ya da şu üçün toplamı 20 lirayı geçmemekte. Herhangi bir cihazın COM portu veya 485 olan herhangi bir cihazı uzaktan rahatlıkla erişebilirsiniz. Yani ethernetli bir cihazlarınızı almanıza hiç gerek yok. Böyle bu şekilde bağlanabilir ve daha ucuza mal etmiş olursunuz. Ethernetli cihazlar COM portu ucuz, ethernet devreye girdiğinde çok pahalıya geliyor. Biz de böyle bir uygulama yaptık ve bunları sizinle paylaşmayı uygun gördüm. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.